geldiniz. Bugün biz sizlerle bir yakışı bir meselesini görüşürüz. Adayın sizler için, bizim şirketler için bir iş şeref kurutuyoruz. Bugün sizlerin aldılarına adayın özü sırf kolu oturmanına karabasından buna Uruza Törüpü'nde Aytmatova gelip oturan çıkıştıra koştuk. Bir tuğan karındaşı. Ben oylayım bizim studentler için antene bu kişi sizlerin daima esinlerde kalak boş gerek. Antene bu kişi daima ile Gökçek'e para vermeyin. Bırak bizim Manas Üniversitesi sıyılan için gel oturan. Vardığımızdan biz hoş geldinizler deyiz. Hoş bulduk öyle bizim öğrencilerimizden de hoş geldinizler. Ben hazır algaçlı sözlü bizim sayın dekanımız Hamza Yüge dersem biraz bir dakika konuşursanız hocam bir sorun. Değerli misafirler, önce hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, ilgi gösterdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi göstermemiş olsaydınız üzülürdük. Çünkü milletlerin tarihinde öyle şahsiyetler vardır ki bu şahsiyetler o milletlerin millet olduğunu kendilerine hatırlatır. Millet olma şuuru verir. Cengiz Aytmatov'u sadece Kırgızlar değil dünya tanır. Biz Türkiye'de Kırgızistan'ın Cengiz Aytmatov meseleleriyle öğrendik. Onun için doğumunun 88. yılında İletişim Fakültesi'nin benim ruhum, benim sözlerim 53 dakikalık bu belgesel filmin hazırlaması gerçekten İletişim Fakültesi'ne yakışan oldu. Bu yapılmalıydı. Yapan hocama ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Gözlerinizden öpüyorum. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimizde de yine böyle coşkun bir şekilde burada olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Cengiz Aytmatov büyük bir mütefekkir, büyük bir aydın, aynı zamanda Kırgızistan toplumun, halkının lideri diye görmemiz gerekir. Zaten Manas Üniversitesi'nin kampüsü de Cengiz Aytmatov kampüsü olarak geçmektedir. Kırgızistan'da hemen hemen Cengiz Aytmatov'a yönelik her yerde mutlaka ismi konmuştur. Bu onun için olması gereken bir şeydir. Bugün burada kız kardeşini de alıyoruz.
kız kardeşinin başrolünde yer almış olduğu Benim Ruhum Benim Sözlerim diye bir belgesel filmi bizim yönetmenlerimiz arkadaşlarımız hazırlamış oldular. 53 dakikalık. Çok hoşuma gitti. Gerçekten büyük emek verilmiş. Bunu mutlaka Türkçe'ye de aynı zamanda ya seslendirilerek ya da alt yazıyla çevrilip Türkiye'de gösterilmesi gerekir. Bu anlamda çalışmalarımızı başlatacağız. Gerçekten Cengiz Aytmatov'u en güzel şekilde anlatan, hatta hayat hikayesini dile getiren bir belgesel çalışması olmuş. Ben Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak böyle bir belgesel çalışmasına imza attıkları için hem fakültemdeki öğretim elemanlarından gurur duyuyorum, hem de kendilerini tekrar buradan tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde belki daha güzel etkinlikler burada Cengiz Aytmatov adına gerçekleştirmiş olacağız. Ruhu şad olsun. Allah makamını cennet etsin. Çok sevgili konuştuğum takdiri şunday bir adam bulup kalıp tanışına şu mektepte okuyan ayında yürüp işteyeni mektepte taştap işteydiler. Aksakaldar cana ayında adamların var özünü tasirini teyizgen boluş kerek. Oşun için ошончолук жакшылык жамандыктын баарын көрүп, бирок ошолордун баарын туура түшүнүп эме кылды. Туура жол тарап кетти. Ал андай жолго түшкөн киши, андай шарттар жашаган киши жаман жолго түшүп кетсе да болот эле. Бирок Кудайдан болуп багы бар экен. Мына ошондой жогорку деңгээлге чейин.